İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan silah arkadaşlarıyla birlikte Leonid Azgaldyan'ın anısına saygı duruşunda bulundu. 22 Kasım'da 1400'den fazla kişi Stepanakert'e döndü. Azerbaycan, Artsakh topraklarını izlemek için bir Fransız yapımı uydu kullandı. Nikol Paşinyan, Lavrov'a Hadrut ve diğer yerleşim yerleri hakkında sorular sordu. Gazeteci Lindsay Snell, Türkiye, Azerbaycan'a daha fazla militan göndermeye hazırlanıyor. 23 Kasım 1735'te Hovannes Lazaryan doğdu. 22 Kasım'da Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan ve silah arkadaşları Kurtuluş Ordusu'nun kurucu komutanı Artsakh kahramanı Leonid Azgaldyan'ın anısına saygı duruşunda bulundu. Bu yıl efsanevi komutanın 78. doğum yıl dönümü. Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan'a Albay Volodya Avedisyan, Yarbay Harutyun Hakopyan eşlik etti. Özgürlük savaşçıları Leonid Azgaldyan anıtını ziyaret etti. 22 Kasım'da Rus barış güçleri Ermenistan Cumhuriyeti'nden Dağlık Karabağ'a mültecileri geri götüren sıradaki otobüs konvoyuna eşlik etti. Bu, Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı tarafından bildirildi. Yerevan'dan 1400'den fazla kişiyi Dağlık Karabağ'a taşıyan 34 otobüs Stepanakert ana meydanına gitti. Konvoyun hareketine Rus barış gücünün birlikleri, polis askerleri ve devriye grupları eşlik etti. Sivilleri evlerine götüren otobüslerin güvenliği Rus ordusu tarafından sağlandı. Uzmanlara göre Azerbaycan'ın başlattığı savaşta Ermeni tarafının ve Azerbaycan'ın silahları hem nicelik hem de güç açısından karşılaştırılamaz. Artsakh'taki bu 5. nesil savaş sırasında grev ve keşif insansız hava araçları, balistik füzeler, süpersonik savaş uçakları ve daha fazlası dahil olmak üzere son teknoloji ekipman kullanıldı. Taraflar savaşın başarılarıyla ilgili gerçekleri ağırlıklı olarak video kayıtlarıyla sundu. Ermeni tarafı sadece son günlerde İHA'larla çekim yapmaya başladı. Rakibin yaklaşımı farklıydı. Azerbaycan ilk günlerden itibaren istihbarat elde etmek ve çekim yapmak için aktif olarak İHA'lar kullanıyordu. Ancak keşif için kullanılan insansız hava aracı, Artsakh bölgesini izlemek ve doğru konumlar elde etmek için tek tehdit değildi. Azerbaycan'ın cephaneliğinde keşif yapmak, doğru koordinatlar almak ve fotoğraf çekmek için başka bir araç var, uydu. Azerbaycan'ın 3 uydusu var. Bunlardan biri bizim mevzilerimizde ve arkadaki herhangi bir hareketi görebiliyor. Azerbaycan'ın ilk uydusu, radyo ve televizyon yayıncılığı hizmeti vermek üzere tasarlanan Azerspace 1 adlı uydu idi. İkincisi, 2018'den beri işlenen ve işlevleri de öncekinden çap olarak farklı olmayan Azerspace 2 uydusuydu. Azerbaycan 2014 yılında Fransa'dan Spot 7 adlı başka bir uydu satın aldı ve daha sonra adı Azersky olarak değiştirdi. Bunun aracılığıyla bölgelerin izlenmesini sağladı ve gerekli hedeflerin yerini tespit etti. Nikol Paşinyan, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Yerevan'da yaptığı görüşmede, gelecekte birçok bölgenin insanların geri dönüş hakkının kullanılmasını nasıl sağlayacağız, yurttaşlarımızın güvenliğini kim sağlayacak ve nasıl uygulanacak gibi çözülmemiş ve açık kalan sorunların olduğunu belirtti. Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı karşılama konuşmasında doğrudan başbakanın sorusunu yanıtlamadı. Tartışmalarda ne gibi cevap olduğu belli değil. Nikol Paşinyan görüşmenin ardından Sergey Lavrov ile anlamlı bir görüşme yaptıklarını yazdı. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanının gündeme getirdiği mesele, Bakü tarafından işgal edilen Hadrut bölgesi, Şuşi ve Karabağ'ın diğer bölgeleriyle ilgili. Öte yandan Nikol Paşinyan'ın gündeme getirdiği konular, Artsakh'ın statüsüne ve ilgili konulara değiniyor. Rusya statü hakkında yorum yapmakta tarafsız oldu.
Bunun yerine Artsakh statüsü diğer Minsk grubu eş başkanlarının yanı sıra Almanya gibi Minsk grubu üye devletleri tarafından aktif olarak ima ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa Rusya'yı ayrılıkçı eylemlerle suçluyor. Dağlık Karabağ'da savaşmak üzere Azerbaycan'a gönderilen paralı askerler henüz Suriye'ye dönmedi. Dahası bölgeye daha fazla militanın taşınacağına dair söylentiler var. İkinci Artsakh Savaşı sırasında Türkiye'nin Dağlık Karabağ İhtilaf Bölgesi'ne paralı askerler ve militanlar gönderdiği gerçeğini aktif olarak ele alan Amerikalı bağımsız gazeteci Lindsey Snell bunu Twitter sayfasında yazdı. Ona göre paralı askerler uzun vadede Azerbaycan'da kalmaya hazırlanıyor ve gelecekte bazı noktaları Türk üsleriyle savunacaklar. Daha önce Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Türkiye'nin Azerbaycan'a gönderdiği paralı asker sayısının 4000'e ulaştığını bildirdi. Ermeni Ulusal Kurtuluş Hareketi üyesi, Rusya'nın devlet danışmanı, sanayi ve toprak sahibi olan Hovhannes Lazaryan, 23 Kasım 1735'te İran'ın İsfahan eyaletinin Yeni Culfa vilayetinde doğdu. 24 Ekim 1801'de Sankt Petersburg'da öldü. Hovhannes Lazaryan, Ermenistan'ı kurtarmak için Rus sarayı ile olan yakın ilişkilerini kullandı. Kurtuluş programlarının geliştirilmesinde aktif rol aldı. Ermenistan devletinin restorasyonu konusunu Rusya'nın himayesinde göstererek Bay Ivan Lazarev'in notu başlıklı bir program derledi ve Rus hükümetine sundu. Aydınlanmaya büyük önem verdi. Hovhannes Lazaryan'ın yardımıyla farklı şehirlerde okullar açıldı, Lazaryan seminarisi kuruldu, Tsarskoye Selo'da bir Rus kız okulu, Moskova ve Sankt Petersburg'da Ermeni kiliseleri inşa edildi. Lazaryan ayrıca Kizel ve Polaznino metalurji fabrikaları da kurdu. 1786'da Avusturya İmparatoru II. Joseph'den baron unvanını ve 1788'de kont unvanını aldı. Moskova'da kurulan Lazaryanların malikanesinde daha sonra Lazaryan Seminarisi kuruldu, şimdi ise Rusya'daki Ermenistan Cumhuriyeti Büyükelçiliği bulunmaktadır. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Vera Dars topluluğun seslendirdiği Vaspuraka'nın şarkıları sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'ndan izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.